Aile merhaba. Bugünkü test konuğumuz efsane kasa EA101 Toyota Corolla. 97 model bu araba ve GLI paket, sonunda dolu bir araba bulduk arkadaşlar. Hemen başlayalım ön tarafından. Otomobilin biraz hava rüzgarlı, kusura bakmayın. Ön tarafta gayet düz bir tasarım var. Şurada siyah bir panjur görüyorsunuz. Ortasında bir Toyota logosu. Halojen farlarımız var. Sinyaller şu yan tarafta, alt tarafta ve çamurlukların üzerinde var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaputun üzerinde, şurada görüldüğü gibi, su fıskiyeleri kaputun üzerinde yer alıyor ve silecekler için de ayrıca bir çıkıntı, girinti yok. Gayet düz bir şekilde dışarıda gözükerek duruyor. 14 inç jantlarımız var. Sonradan jant alınmış bu araca. Normalde orijinalde kapaklı jant geliyor. Yan tarafa geçtiğimiz zaman çok belirgin bir omuz çizgisi görüyorsunuz. Ön çamurluktan başlıyor, arka çamurluğa doğru yükseliyor. Ortada şöyle bir siyah kuşağımız var. Alt tarafta herhangi bir kaplama falan yok arkadaşlar. Arkaya doğru geldiğim zaman yine çok sade ve şık bir tasarımı var arka tarafta. Plaka lambaları sağdan soldan vuruyor. Bunlar benim çok hoşuma giden detaylar. Stop grupları sarı ve kırmızı olarak çift renkte ayarlanabiliyor. Şuradan da yine bagajını açabiliyorsunuz aracın. Anahtarı bir bulabilirsem cebimde. Şöyle de bir anahtarı var arkadaşlar. Sonradan yapılmış ama orijinalde bununla aynı. Şuradan bagajı açıyorsunuz. 420 litre bir bagaj hacmi var bu aracın. Kaplamalar falan güzel. Her tarafta kaplaması var. Şöyle görüldüğü gibi koltuklar yatıyor ama yatırdığınız zaman da şurada bir alan oluyor. Bir ağız yapmışlar. O ağzın dışına çıkamıyorsunuz. Orada biraz daraltmışlar. Bagaj kapağı üzerinde herhangi bir kaplama yok görüldüğü gibi. Şöyle kapatalım bagaj kapağını. Arka tarafına doğru geçelim. Hiç fena değil. Çok tok da değil ama çok kötü de değil. Kapı açılış kapanış hissiyatları. Buralar yumuşak arkadaşlar. Gayet güzel. Yani böyle çok inanılmaz kaliteli gibi değil dokunduğun zaman. İşte müthiş bir deri değil ama eskimiyor malzeme. Yine kolunuzu dayayacağınız yerler hafif yumuşak. Yani çok yumuşak değil, hafif yumuşak. Cam açıp kapama tuşları burada yer alıyor. Burada da yine plastik kaplamalı bir kapı açıp kapama tutamağı var. İçine oturduğum zaman benim boyum 1,77. Diz mesafesi şöyle görüldüğü gibi. Baş mesafesine bakacak olursak yine baş mesafesinde de 2 santim kadar bir boşluk var arkadaşlar. Şöyle şurada göstereyim, herhangi bir kol dayama falan yok. Bu koltuklar kadife döşeme. GLI'de geliyor bunlar. Diğer donanımlarında yok. Sadece bu donanımda var. Şurada bir bel desteker görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dönemine göre hakikaten 10 numara bir şey. Çoğu yeni Toyota'da bile yok. Burada bir tane küllüğümüz var görüldüğü gibi. Şurada kol dayamamız var. Ayar lemniyet kemeri mandallarımız yok. Ayarsız sabit burada duruyor. Tutamaklarımız 3 tane şöyle görüldüğü gibi. Işıklandırmamız da bir tane ortada yer alıyor sadece. Arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden tam olarak bu şekilde. Burada arka koltukların ön koltuklara göre, şuradan da göstereyim, bayağı yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca şurada bir de şaft tünelimiz var. Çok yüksek olmamakla birlikte gayet yeterli bir şaft tünelinin olduğunu söyleyebilirim. Keşke biraz daha küçük olaydı. Paspaslıkları falan görüyorsunuz, kitap gibi. Paspasların güzelmiş abi, bak çok güzel oturmuş yani yerine. Beğendim hakikaten. Şimdi ön tarafına doğru geçelim, bakalım önde neler var. Şuradan dolanacağız tekrar. Burada da yine kapı hissiyatları hiç fena değil. Haydar standart geliyor biliyorsunuz bizim araçlarımızda. Kapı kilit dili burada. Gayet şık tasarlanmış. Yine burada da önler, buralar yumuşak. Şurada böyle kadife bir kumaş var. Gayet güzel gözüküyor. Burası çok hafif yumuşak. Yani sert diyebilirim ama gayet kaliteli bir malzeme kullanılmış. Kapı içi gözler yetersiz. Gayet küçük görüldüğü gibi. Orada ben sıkıntı yaşıyorum zaten. Hani cam şeyini kazmak için mesela buz kazıcı var. Bunu koyduğun zaman hani başka bir yer kalmıyor yani. Başka aynen, çok küçük ya. Falan İşte onun için. Aynen, bir de ruhsat falan sar dediğin gibi. Başka aynen, bir şey aynen. Sığmaz. Kapı otomatiklerimiz burada. Sadece sol ön cam tam otomatik çalışıyor. Yani bu yıllar için bu da güzel bir donanım. Buradan kapıları açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da yine üzerinde yazıyor zaten. Camları kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Koltuk ayarları burada. Bel destekini göstermiştim. Sırtlığımız buradan ayarlanabiliyor. Şuradan görüldüğü üzere bunu çevirdiğim zaman minder kısmının ucu yukarı kalkıyor. Yeni birçok arabada dahi yok bu ayar. Çok güzel bir ayar arkadaşlar. Şuradan koltuğu ileri geri yapabiliyorsunuz. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. Benzin depo kapağını bütün Japonlarda olduğu gibi buradan açabiliyorsunuz. Şimdi içine doğru bir oturayım.
Koltukları falan da epey bir rahat. Bu arada şu anteni de göstermeden geçemeyeceğim. Şu anten de klasiktir bunlarda. Güzel de duruyor. Burada ikili bir havalandırma menfezi var. Yan cam buğusu için burada. Sizin için burada bir tane. Yan cam ayarlarını buradan elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Sis lambasını buradan aktif edebiliyorsunuz. İç ışık ayarlama butonu da burada yer alıyor. Aracın şurada arkadaşlar, şu gördüğünüz kol üzerinden direksiyonunu yukarı ve aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Derinlik ayarı yok. Kadranlar bu şekilde. Gayet güzel kadranları var bu arabanın. Çok açık seçik, çok net. Benim hep hoşuma gitmiştir. Bu arabada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu anahtar giriş yuvası. Bana doğru bakıyor direkt. Yani ayrı bir hava katıyor arabaya bence. Orta tarafta iki tane havalandırma menfezi var yine. Gayet kibar yer alıyor. Yeri falan gayet güzel ayarlanabiliyor. Açıp kapatma şeyi de var, tekerleği de var. Casio saatimiz Toyota'lardan standart zaten. Burada ses sistemi tabii bu orijinal değil ama yeri burası. Arka cam buz çözücümüz, dörtlü flaşör tuşumuz. Bunu da güzel yedirmişler, hoşuma gitti. Klima butonlarımız, ayarlarımız burada. Alt tarafta kocaman boşluk var görüldüğü gibi arkadaşlar. Onun altında çakmaklığımız, küllüğümüz mevcut. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Küllüğümüz mevcut. Onun önünde de bir tane boşluk var. Orada ufak tefek malzeme koyulabilir. Buraya geldiğim zaman burada kullanışlı bir göz yok ve arka tarafa doğru da kol dayamamız var. Bu kol dayaması da sabit. Şöyle de bir iç hacmi var. Aynı zamanda sadece üstünü de şu şekilde açabiliyorsunuz. Torpido kapağının içerisinde bu şekilde. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Yani iç göz anlamında çok yeterli değil bu araba. Hemen güneşlikleri indiriyorum. Burada makyaj aynalı bir güneşlik görüyorsunuz. Burada herhangi bir ayna falan yok. Zaten ışıklandırma da yok. Otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynamız da burada yer alıyor. Bu arada bu direksiyon Corolla'larda en çok sevdiğim direksiyon. 3 kollu, ele falan çok güzel oturuyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim size. Corolla'nın, efsane Corolla'nın iç mekanı böyle. Şimdi kameralarımızı bir bağlayalım. Bakalım başka neler sunuyor bu araba. Hep beraber inceleyelim. Efsane Corolla'nın içerisine geçtik şu an. Arkadaşlar aracımıza 97 dedim az önce ama 95 model. 1.6 114 beygir. GLI donanım bu araba, en dolusu. Hava çok rüzgarlı olduğu için az önce dışarıda çok fazla bahsedemedim bir şeylerden. Ses güzel çıksın diye burada bahsedeceğim. Şimdi el freni unutmuş. Gidersin, sıkıntı yok. Ben de diyorum ki arkadaş araba niye ağır gidiyor diyorum. Bu arabanın biraz önce biraz tarihçesinden bahsedeyim size. 91 yılında dünya üzerinde Corolla EA101 kasa kodlu. Yani biz böyle diyoruz. Normalde E10 bu arabanın kasa kodu. Bazı ülkelerde bildiğim kadarıyla Japonya'da öyle geçiyor. Bizde EA101 diye geçiyor. Bu araba üretilmeye başlanmış. 1.3 74 beygirlik motoruyla ve 1.6 karbüratörlü 93 beygirlik motoruyla gelmiş o zamanlar. Yine 5 ileri şanzımanla. 1.6'da opsiyon olarak otomatik alınabiliyormuş. Bildiğim kadarıyla 4 ileri tork konvertörlü otomatik var onlarda da. Daha sonrasında 94 yılında ülkemizde üretilmeye başlıyor. 1.3 yine karbüratörlü 74 beygir, 1.6'lar 105-115 beygir olarak üretilmeye başlamış. Yani 114 beygir diyeyim olarak üretilmeye başlamış. Bu araba 114 beygir gücünde. 145 Nm civarında bir ağır şey torku var bu arabanın. Tabii o 114 beygirlik, yani bu motorun özelliği de enjeksiyonlu olarak üretilmiş olması, enjeksiyonlu olarak gelmiş olması. 1.3'ler yine ülkemizde üretildikten sonra da karbüratörlü olarak üretilmiş. 1.6'lar ama enjeksiyonlu olarak devam etmiş 94 yılından sonra. Tabi bu arabada bir sürü donanım var. XL var, XLI var, XE var, XEI var. EI olarak geçenler enjeksiyonlu. Mesela XE karbüratörlü, EI enjeksiyonlu. Sondaki I enjeksiyonlu. I enjeksiyonlu. Aynen öyle. L karbüratörlü, L'yi enjeksiyonlu. Evet. GL karbüratörlü, GL'yi enjeksiyonlu. Buradan anlayabilirsiniz. I takısı geldiği zaman araba enjeksiyonlu oluyor arkadaşlar. Tabii donanımlarda az önce sıraladığım gibi X'le sadece hidrolik direksiyon geliyor. Geri kalan her şey manuel. Evet. Ondan sonra XLI geliyor. XLI de önce otomatik mi geliyor? Yok, XLI de enjeksiyonlu aynı donanım. Evet. Ondan sonra XE geliyor. XE'de 12 cam otomatik. 12 cam otomatik oluyor. GL'lerde de full otomatik. İşte elektronik aksamlar, az önce gösterdiğim aksamlar var. Yani daha sonrasında 98 yılında bunun bir dolusu daha geliyor. O da XLI Special bilmem ne. Onlarda da arkadaşlar 1 ya da 2 airbag. Zaten onlarda 4 kollu direksiyon var. Ya 1 olacak ya 2 airbag olacak. Şimdi bizim bu bindiğimiz araba da
95 model GLI en dolusu ama klima yok bu arabada. Klima muhtemelen opsiyon. Çünkü opsiyon. Bazı GLI'lerde de var klima. Var. Olanlar da var. Evet. Bazılarında çok azında yok ama. Yani bazılarında evet. Var, bazılarında yok. Bu arabada klima yok. Bize bile size denk gelmiş. Sana öylese alırken dikkat etmemişim diyor. Ya temizse alacaksın işte, ne yapacaksın? Aynen. Klima olsa tabii hayat için. Çok aramadım şey. Açıkçası ya. Sivas'ta hani. Burada ısıtsın yeter. Isıtsın yeter. Yazın çok zaten sıcak. Aynen. Sıcak olmuyor. Isıtsın yeter. Sıkıntı yok. Şimdi normal aracın, araçtan bahsettik. Teknik detaylarına tekrar döneyim. 1060 kilo ağırlığı var. 420 litre bagaj hacmi. Onu gösterdim az önce, var bu arabanın. Ve bu haliyle 0-100 hızlanması. O zamanlar ölçmüşler bunu. O da güzel bir şey. 10 saniye arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. 0-100 hızlanmasını zaten onu hissediyorsun. Yani Işıklarda araba falan çabuk hemen alıp kendini atabiliyor. Yani. Hala öyle gidiyor. Hala aynı. Yani şu an bu araba 244 bin kilometrede mesela. Evet. Hala öyle gidiyor. Hala eksikliğini hissetmiyorsun onun. Şimdi geçelim iş detaylarından. Direksiyonun dediğim gibi sadece yükseklik ayarı var, derinlik ayarı yok. Direksiyonun falan ele oturması çok güzel. Bir tık büyük ama bu büyüklüğü de zevk veriyor açıkçası bu arabada. Konsolun şöyle kalitesi falan gayet güzel, hafif yumuşak, derimsi. Bu malzeme böyle çok kalite hissiyatı uyandırmıyor insan içerisinde. Yani bindiğin zaman aa ne kadar güzel, müthiş görünüyor demiyorsun. Ama eskimiyor, çatlamıyor, patlamıyor, hiçbir şey olmuyor. Sağlam, basit yapmışlar, güzel ama sağlam yani. Ya zaten şimdi abimin bir lafı vardı işte, eski kasa Civic testinde söylemişti, 2000 mi 2001 miydi o arabada. Japon'un mühendisliğinin özelliği biraz da orada. Basit bir şey. Sökmesi basit, takması basit. Yani bir şeyi çok mükemmel yapmaktan ziyade onu basitleştirebilmek ayrı bir mühendisliktir demişti. Şimdi Japonlarda bu iş çok var. Yani her şeyi basit yapıyor adam. Her şey tamam, kalite anlamında böyle çok yukarılarda mükemmel değil ama evet. Sökmesi taksit basit, takması basit, kullanması basit. Yani her şey insan için birazcık böyle. Ha çok bu konsolun inanılmaz kaliteli olmasına orta sınıf bir arabada ne kadar ihtiyacım vardı yani, onu doğru. Bilemem ama gayet güzel de gözüküyor. Ha çok kalite hissiyatı uyandırmıyor o kadar. Evet. Koltuklar çok rahat, müthiş. Bunu böyle yarı deri ortasını Alcantara yaptıranlar falan var tanıdığım arkadaşlarım. Onlarla da çok güzel duruyor. Bu haliyle de çok güzel. Kadife döşeme hiç eskimemiş ya. Yani bunu hiç şey yapmadım. Ya, aldığım gibi hani kılıf falan attırdı abi, arkadaşlar. Deform olmasın çok bunlar. Çok kaliteli malzeme kullanmışlar. Ne bileyim bir şey gerek duymadım. Ya hiçbir şey yok ki zaten arabada. 244 bin kilometrede yani. Şu an 5-6 yılda 244 bin kilometreye giren arabalara bak. Yani bu araba yani. Bir de üzerinde yaşı var. 95 model bu araba. Evet. 20 yaşın üzerinde bir araba bu araba. Doğru. Şimdi baktığın zaman eskimesi lazım yani, yok öyle bir durum yok, hiçbir yerinde bir eskime olayı yok zaten, o yüzden bu araba efsane. Değil mi? Ondan dolayı. Ondan efsane. Dolayı efsane, eskimediği için efsane. Alıyorsun, kullanıyorsun, hiçbir şey çıkartmıyor sana, kullanıyorsun. İşte Japon'un oradaki, buradaki şeyi var. Eskimeyen araba yapmış adam, tertemiz, alıyoruz, biniyoruz. Görüş açıları arkadaşlar çok iyi değil. Burada elektrikli ayna ayarlarının olması falan gayet güzel bir şey ama yan aynalar küçük. Zaten bu dönemdeki bütün arabalarda yan aynalar falan çok küçük. Yani bunda yani açısı büyük esasında, böyle arkaya baktın mı otobanda falan her tarafı görüyorsun da düz bir tasarım olmasına rağmen kısa yani dar alan park manevralarında dipleri göremiyorsun. Evet. İndirmen lazım o aynayı. Yüksekliği de birazcık az olduğu için indirdin mi bu sefer yukarıyı göremiyorsun falan. O öyle bir tek sıkıntısı var. Onun dışında bu ayna da arka camın neredeyse tamamını gösteriyor. Zaten şu ayna arka camın da genişliğiyle beraber hiç onlara ihtiyaç bile bırakmıyor. Evet. Normal yolda giderken buradan her şeyi görüyorsun. Çünkü görürsün. Arka cam büyük. Büyük. Onun ciddi bir etkisi var bunun üzerinde. Oturuş pozisyonunu gayet rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsun. Gayet güzel. Yükseklik ayarı yok koltuğun ama minder ayarı var. Onu koymuşlar. Böyle çöküyorsun daha çok içerisinde. Sen arıyor musun bilmiyorum ama ben arıyorum. Bazen hani yere yakın olması bazı yerlerde olumsuzluk yaratabiliyor. Hani yani arabada yük falan olduğu zaman. Aynen. 4 kişi bin. 4 kişi hani böyle köy yollarında kasislerde falan biraz altı yere sürüyor. Sürtmemen imkansız bu araba. İmkansız aynen. O da bir dezavantajı. Biraz daha şey yapabilirler. Uzun yolda çok güzel oluyor. Uzun yolda hiç sıkıntı yok. Ama böyle işte köye falan gittiğimiz zaman şey yaptığımız zaman biraz yere yakın maalesef. Aynen. Şimdi şurada bir dönüş çapa testi yapalım bakalım. Tur sayısı gayet güzel arkadaşlar. Sonuna kadar çevirdim. Buradan 3 şerit demedi. Şuradan da 3 şerit demeden dönerse gayet güzel diyeceğim. Çok hafif bir düştü. Yaklaşık olarak 3 şeride yaklaşık ama 3 şerit değil. Dönüş çapı çok güzel. Sıkıntı yaşamazsın yani hiçbir yerde. Araba çünkü çok kısa bir araba da değil bu araba. Şimdi direksiyona tekrar geleyim. Direksiyon yumuşak bir direksiyon arkadaşlar. Hidrolik.
Ama böyle şey değil, sert değil yani. Gayet yumuşak bir direksiyonu var. Hızlanınca da hafiften sertleşiyor yani. Çok ciddi bir fark olmasa da çok hafiften yani. Şey var ama çok böyle 160'tan üstüne falan çıkarsan da biraz zayıf kalıyor direksiyon. Evet. O kadar da şey olmuyor yani. O zaman yumuşamaya başlıyor. Ön taraflar çünkü biraz daha az tutmaya başlıyor. Ondan dolayı yumuşamaya başlıyor direksiyon. Ama yani şu model yılında gayet güzel. Her şeyine yeter. Şu an bile her şeyine yeter bu araba. Evet. Benim ciddi anlamda beğendiğim, yani baktığın zaman şöyle dışarıdan bakarsın, bu arabayı kullanmadıysan, uzun süre kullanmadıysan dersin ki neye yarıyor ki yani, hiçbir şey yok arabada işte. Tırvırı araba dersin. Diyen de çok var ama kullanmaya başladığın zaman şeyi seviyorsun. Kullanışlı. İnsanı yormayan bir yapısı var. Kullanışlı, yormuyor, koltuklar rahat, uzun yolu acayip keyif. Motor esnek, nefesli bir motoru var, güzel devir çeviriyor. Ve sanayi unutuyorsun arkadaş. Usta arkadaşın varsa çay içmeden çay içmeye gidiyorsun. Bana bir sorsana 4 yılda kaç defa sanayiye gittin? Kaç defa gittin abi? Bir akü değişimine ve işte normal bakımdan, hani rutin yağını falan değiştirmeye 10.000'de. Çok şükür öyle arıza açmayan bir araba. Aynen, o anlamda maşallah. Nazar değmesin. Aynen, nazar değmesin. Hakikaten. Hep kullanıcı hatası ya. Benim hatamdan kaynaklanan, gittiysem de hep benden kaynaklanan durumlardan dolayı yani. Hani araba bir hata yapmışımdır. Ondan kaynaklanmıştır yani. Ama işte bu o yönleri zaten çok iyi. Bir de şey değil araba. Ya tamam, çok kaliteli, her şey çok mükemmel bir araba değil ama rahat araba yani. İçerisinde 95 rahat model araba, hani daha ne şey yapabilirsin yani. Yenilerden yani bence farkı var. İyi yönde farkı. İyi var. Yönde belki olabilir. Hani o da kişiden kişiye değişir gerçi de. Ya benim ihtiyaçlarımı gören bir araba yani şu an için. Arabadan yine devam edelim. Arka tarafı falan gayet geniş. Orta. Arka ortada şey yok. Kafalık yok. Diğerleri de koltukta bütünleşik. Kafalıklar biliyorsun abi. Güvenlik donanımı. Yani boynunu tutuyor kaza durumunda. Olay da iyiydi ama yani yine birazcık bir şey var. Orada böyle hafif çökeceksin koltuğa. Hafif şöyle şey. Aynen, bir çıkıntı var. Ama ayrıca bir kafalığı yok. Onu eksi olarak söyleyebilirsek onu söyleriz. Onun dışında arkadaşlar yalıtımına gelelim bu arabanın. E tabi Japon diyoruz. Yani yenilerinde dahi çok güzel yalıtımlar yok. Bu arabada da çok iyi yalıtım yok. Genel anlamda ama şey, yalıtım düzeyi sıfır değil. Yol, motor, rüzgar yalıtımı birbirine aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı denk. Çok şey yok. Özellikle motor hepsinden daha iyi de motor sesini duymuyorsun. O anlamda çok güzel. Sessiz bir motor karakter olarak. Dışarıdan sesli ama içeri geçtiğin zaman herhangi bir ses durumu yok. Onun dışında rüzgar sesi tabii 90-95'ten sonra almaya başlıyorsun. Evet. Yol sesi de bozuk yollarda geliyor. Ama tabii bunun şeyle de etkisi var. Bu fitillerin eskimesiyle. Ha, fitilleri sıfırda taksan bu arabaya. Zaten yalıtım anlamında dönem itibariyle de çok çalışılmış bir araba değil. Yani o döneme bakarsan, o dönemin Almanında da farklı değil zaten. Yani bu sınıfın çok kaliteli bir arabasına bile onda da çok farklı değil bu yalıtım mevzu. Bu araba normalde Corolla C segmenti ama yani böyle Vectra B'lerle falan onlar D segmenti geçiyor. Evet. Astra'lara işte ne bileyim baktığın zaman bu araba hakikaten büyük bir araba. Onlara göre hem geniş hem büyük bir araba. Böyle hayvan gidiyor, yola da sıfır. Evet. Altının yere yakın olması bir dezavantaj. Kesinlikle. Ama uzun yolda da bir avantaj. Bu arada bir süspansiyonlara geleyim ben. Süspansiyonlar şöyle böyle yumuşak, hani asfaltta geçersin ya böyle bir batçıktan. Orada müthiş yaylanıyor böyle bir Mercedes evet. gibi. Yaylana yaylana gidiyorsun arabada. Yere de yakın böyle. Totonu böyle yerde hissediyorsun resmen kendini. Ama bozuk yola girdiğin zaman, az önce girdik denedik. Yani süspansiyon içeride çalışıyor. Aynen öyle. Çatır çatır vuruyor. Hiç şey yok yani orada. Zaten bu yıldaki bütün arabalarda neredeyse böyle. İşte Mercedesler falan hariç. Alman'da da böyle yani. Çok böyle şey bir süspansiyon yok. Ama bunun güzel yanı, hep zaten sen de mesela anlatırken uzun yol diyorsun. Uzun yol. Bu arabanın işi uzun yol. Uzun yolda çok iyi. Yormuyor da, gidiyor da, süspansiyon falan da memnun bırakıyor. Bağırmıyor, çok fazla ses çıkartmıyor motor anlamında. Zaten bak uzun yolda benim tecrübe ettiğim şey şu. İnsanı en çok yoran şey motor sesi. Evet. O kucağında çalışıyorsa arabanın her tarafı istediği kadar yalıtımlı olsun, olmuyor. Olmuyor. Motor biraz güçsüz kalıyorsa, zorlanıyorsa, araba ne kadar iyi olursa olsun olmuyor. Yani yeterli seviye diyorum ya. Yani kimisine 1.2 motor yeter 75 beygirlik. Kimisine 1.6 motor yeter 90 beygirlik. Kimisine de 1.8 motor yeter 150 beygirlik. Bilemezsin. Ama hani bu senin kişiden kişiye göre değişen bir şey. Ama orada en büyük yalıtım konusundaki sıkıntı motorda bence. Evet. Motor bağırıyorsa sıkıntı. Bu motor bağırmıyor.
Çıkardığı ses de güzel bir ses. Dinlendirici. Aynen, zevk veriyor yani sana. Bu arabaya tipiyle her ne kadar çok uyumlu olmasa da ufak tefek modifiye yapıp egzoz takanlar da var. Yani öyle bile sevdiğim arabalardandır bu araba. Hakikaten oluyor yani motoru falan, çünkü sesi falan gayet güzel. Gelelim yakıt tüketimine. Abi ne yakıyorsun bu arabada benzinde? Benim daha önceki bu arabadan çünkü kullandım. XE'sini kullandım. XL'sini kullandım. GL'yi de kullandım. Benim tecrübelerim, Kırşehir'de epey bir kullandım. Amcamda vardı çünkü. Benim tecrübelerim şehir içinde 9,5 civarında yakıyordu. 9 litre, 9,5 litre benzinde. Şehir dışında da 6 litre civarında yakıyordu. Aynen öyle. Senin şeyinde aynı mıdır? Yani yaklaşık bu arabada hemen hemen 8,5-9 şehir içi. Dediğin gibi şehir dışında da 6-6,5. Yani hızına göre de hani 90-100'e sabitleyip hani yavaş yavaş giderim ben, acelem yok diyorsan 5,5 bayağı iner. Az yakıyor ama biraz bastığında gidiyor. Hani yani motoru güçlü dediğin gibi bahsetmiştim. Göstereceğim. Yakıyor yani. Göstereceğim şimdi biraz. Aynen. Yani bu yıllardaki motorlara göre özellikle, şimdi ben diyorum ya işte Honda'nın benim kullandığım 1.6-125'lik motoru diğer firmalar, Toyota'nın 132'liğinden de daha iyi diyorum. İyi gidiyor araba, nefesli. İşte bu motor da onlardan daha nefesli. Hakikaten şu motor çok nefesli, güzel karakterli. Hem şehir içi kullanımda hem şehir dışı kullanımda yormuyor. Ya bu arada koltukları da çok rahat bu arabanın. Rahat rahat. Yani acayip böyle seni sarıyor. Bel destekleri falan var. O anlamda çok güzel. Benim hoşuma gitti o da. Yol tutuştan bahsedeyim kısacık arkadaşlar. Bu arabada tabii süspansiyon esasında yumuşak ama çalışma aralığı dar. Yani az önce bahsettiğim şey ondan oluyor. Yani çok sert bir süspansiyon değil ama çalışma aralığı dar olduğu için hemen bitiyor, tıkır tıkır vuruyor ve süspansiyon etrafında bir yalıtım olmadığı için bütün ses de içeri geliyor. Buradaki meselenin açılmış şekli bu. Yol tutuş anlamında bu araba uzun yolda virajlara falan girdiğin zaman hafif yan yatıyor. Evet. Böyle esniyor sağa sola, esniyor. Hissediyorsun. Zaman zaman da korkutabiliyor, çok zorladığın zaman da önden açılıyor ilk etapta. Ama şu sınıfta, şu model bir araba alacaksan en iyi yol tutan arabalardan bir tanesi de bu. Çok güzel yol tutuyor. Yan yatması var, tamam. Çok zorlarsan önden açılması var. Ama 130-140 hiç zorlanmadan virajlara girersin, çıkarsın. Hiç böyle şey demezsin ya, yetmiyor, kötü falan filan demezsin. Yok, yok. Yani. Gayet bir güzel. Oturdu mu da gidiyor. Motor da öyle. Oturdu mu da gidiyor. Sen geç dayıcım, şimdi arkamız bir boşalsın. Abi yardırıyorum. Tamam. Gazdayız. Aha. Gazda deneyelim bakalım. Bunu alan gazda deneyecek zaten. Yani. Bismillah. Oo. Kışlıklarımız var bu arada. Var. 6000 küsürlere kadar çeviriyor. 80 olduk. Kesiciye de giriyor. 100 olduk. %110'da 3000 devir civarında gidiyor 5. viteste. 150'lere doğru falan çıktığınız zaman 4000 devirlere geliyor. Devir aralığı gayet güzel bu model bir arabaya göre. Ve en güzel yanında 3500'lerden sonra ses geliyor. Yani 130-140 giderken motor sesi kucağında olmuyor bu arabada. 150-160'ı geçtikten sonra. Ondan geliyor. Sonra ses geliyor. Bir de 6000 devirden sonra kendini güzel atıyor bu arabada. Niye öyle oluyor? Vallahi o kadar şeyini bilemiyorum ama motoru iyi yani, sıkıntı yaşamadım. Güzel atıyor derken yani şey mi kastediyorsun? Bak şimdi. Sonradan yapılmış bir şey mi acaba? Bir motor teknolojisi mi? O kadar da araştırmadım ama bak şimdi. İyi takip et abi. Bak. Çıktı. Bak. Benzine mi bırakıyor kendini acaba? Belki de. Dikkat ettin değil mi? Bir anda böyle şey yapıyor. Bir anda kapatıyor. Aynen. Devir çevirmesi çok güzel. Yani 6500'lere kadar falan çeviriyor. 6000'den sonra da bir şöyle bir atılıp gidiyor. O acayip hoşuma gitti benim ya. Vallahi billahi uzun yolda da gayet güzel. Yani yormuyor sizi. Ne motor sesinde ama rüzgar sesi, yol sesi var yani. Bozuk yolda falan gidiyorsan yol sesi falan geliyor. Ona diyeceğim hiçbir şey yok. Ne dersen haklısın yani o konuda. Ama evet. Gayet güzel. Abi peki bu arabadan hiç sıkıntı yaşadın mı 4 senede? Yok kardeşim, açıkçası büyük bir sıkıntı yaşamadım. Hani ufak tefek illaki oldu. Yani nasıl oldu? Dediğim gibi işte
araba eski bir araba. Ben alalı 4 yıldır biniyorum. Mesela aküyü yeni almıştım. Ertesi gün çalışma dedim. Aküyü Allah Allah yeni aldım falan. Bunlar da kömür diyorlar herhalde. Bu Maş dinamosunun kömürü. Kömürü bitmiş. Sanayiye gittim. Usta dedi ki ya sen bunu için baktırmadın. Bu ilk hala ilk orijinal hali. Bitmiş sene dedi. Kaç? Sene işte 2015'ti. 95 mi? 20 yıl demek ki adamlar aynı şeyle devam etmişler yani. Onu ben kendim değiştirdim yani. Yani Maş dinamosunun kömürü bitmiş. Kömür bastı usta elektrikçi. Ona şey yaptım yani. Ufak tefek şeyler illaki olur yaşı itibariyle. Eski alıyorsan ufak tefek de beraber alacaksın. Eski alıyorsan illaki olacaktır işte hani. O oluyor ne bileyim işte aküsü bitiyor başka bir şey oluyor ama ufak tefek hani böyle motor anlamında şanzıman anlamında bir sıkıntısını yaşamadım şimdiye kadar. Gayet kitap gibi devam ediyor. Memnunsun arabadan. Memnunum çok şükür. Bir daha olsa bu arabadan alır mısın? Alırım. Bir daha olsa bir daha alırım. Hatta temizliğine... geçen arkadaşlarla konuşuyoruz keşke diyoruz Toyota hani bir karar alsa da mesela 2019-2020'den sonra bu efsane kasanın daha donanımlısını aynı bu şekilde yine yapsa. İsteyene. İsteyene yine yapsa alırım yani. Aynen valla yapsa ben de alırım. Hani ben kullanmadım yeni Toyota'ya binen arkadaşlar var diyor ki benim ilk arabam diyor 94 XE'ydi diyor onda bulduğum şeydi 2016 Toyota Corolla'm var diyor yeni kasa onda bulamıyorum. Ya bu işte yani. Ondan efsane zaten. Herkeste bu kanı var yani ben onun şeyini onda bulamadım. Corolla'yı... onda bulamadım. Bu kasayı seviyorum. Bir de sol kasaları çok seviyorum. Bundan evet. Bir sonraki ama bunun tipi daha güzel bu arabanın. Evet. O sol kasalar da çok güzel. Sol'le inşallah bulduk bir tane videosunu yapacağız. Hı-hı. Onda da mesela ben şey kullanmıştım abi. Anlatayım. Bu arabanın 4 tane taklası var tamam mı? Bir defasında 8 takla atıyor. Komple topluyorlar arabayı. Daha sonra kullanıyorlar. Tekrar kullanmaya devam ediyorlar. Araba tekrar 3 takla atıyor. Tekrar toparlıyorlar. Bunların hepsinin fotoğrafını gördüm ben. Tamam mı? Maşallah. Daha sonra bizim bir arkadaş takla attı. Bu şirket arabası ama bu araba. Eski satmıyorlar. Bu emekler araba duruyor. Bu araba 460 bindeydi ben kullandım. Bir sene kadar falan. Sonra bizim bir arkadaş da bir takla attı. 2-3 takla. Onu da yaptırdılar. Arabada tam taklacıymış ya. Abi aynı arabaya aynı arabaya. Arabada bir şey cenabetlik var bir sıkıntı var. Sonra bir arkadaşım motosikletli bir çocuğa çarptı. Çocuk aynen. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Aynen. Arabanın benzin deposunu 120 metre beriden bulduk. Benzin deposu çıkmıştı. Alta girdi motor. Yani alt komple şanzıman falan indi arabanın zaten. Sonra bir daha yaptırdılar bu arabayı. Allah Allah. Ve ben bindim. Daha niye 460 binde miydi neydi o araba? Ben bindim o arabaya. Abi tık demeden gidiyor diye. Ya gidiyor araba. Sen yeter ki diyor yap. Bir iki şeyin ucunu birleştir ben giderim diyor. Sıkıntı yok. Bir de Kırşehir'de bölge trafikte bir polis abiyle tanıştım tamam mı? Böyle işte o zaman yine kanalın ilk zamanları tanıştırdılar yani beni daha doğrusu. 1 milyon kilometrede bir ekip arabaları vardı. Corolla sor. Zaten genel bir yaygın bir şey var ya bunlar 1 milyona kadar yolu var. Var abi. Var mı yok mu bilmiyorum. Var abi. Bakarsan öyle bir düşünce var. 1 milyona kadar yolu var bunların. Bir polis arabası diyorsun tamam mı? Polis arabası bu. Polis arabası yani her sene başka biri kullanıyor bu arabayı. Tabii canım. Belki yıl içerisinde 20 tane adam kullanıyor bilemiyorum ama çok kullanılan, aktif kullanılan bir araba. Bunların eskortları falan oluyormuş herhalde. Orada kullanıyorlarmış arabayı. Ya bindim arabaya şu koltuk süngerleri bitmiş. Sünger yok, demir oturuyorsun. Ama motor tek marşta çalışıyor, tıkır tıkır da gidiyor. Evet. Yani böyle bir şey yok. Hakikaten motor konusunda, dayanıklık konusunda ben bu arabayı çok seviyorum. Bir de sol kasayı, bundan sonra sol kasayı. Ondan gerisi de yine güzel araba ama ben sevmiyorum arkadaş. Yani tamam yeterli araba, güzel araba falan ama tip olarak, tarz olarak bu ikisi benim gözümdeki efsane bu ikisi. Arkadaşlar, abi sana çok teşekkür ediyorum Recep abi. Allah razı olsun. Arabanı bizle paylaştın. Rica ederim. Mutlu bana eğer faydalı olduysa. Eyvallah. Alacak olanlara, düşünenlere, merak edenlere bu arada şeyden bahsedeyim de ondan sonra kapatalım videoyu. Tamam. Ya bu arabanın debriyaj ayarı, vites geçişleri mükemmel. Ya şuna bakar mısın? Bak tık tık. Bizim bir arkadaş şey diyor ya. Geri tak. Yeri geldiği zaman debriyajsız bile değiştirdiğim değiştirebilir. Abartıyorum abartmıyorum bilmiyorum. Yo, ben hiç denemedim öyle bir şey yapmadım ama. Bir denesene ya ben hiç denemedim. Çıkıyor da girmiyor. Şey, girdi. Oldu mu? Vallahi girdi. Yani ben denemedim bilmiyorum ama gerek yok yani. Dörde girdi. Vallahi girdi. Demek ki doğru söylüyormuş. Debriyajsız da oluyormuş. İkiye girmiyor bak. Üçe dörde falan giriyor. Şu çok güzel. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. İşten gelerek güzel olduğu gibi anlatmaya çalıştım yine bir arabayı. Görüşmek üzere.